Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bu videonun başlıktan da anlaşılacağı üzere lahmacun tarifi videosu olacak. Annemle babam bu işte çok ustalar ama bu sefer annem tek yapacak. Yengem ameliyat oldu, daha sonra eve geçti, sıkıntı oldu, tekrar hastaneye geçti. Biz aslında hasta ziyaretine gideceğiz ama annem boş gitmek istemedi. Çorba yapacak ve lahmacun yapacak. Sizlerle de her anını paylaşacağız ve içini hazırlayacağız, fırına götüreceğiz. Fırından da çekim aşamasını size göstereceğim. Hadi şimdi gidelim. Lahmacunu yapmaya başlayacağız. Annem şimdi robotunu çıkarıyor. Bu robot da Çağrı abimin hediyesi. Abilerim, ablam böyle hediyeler alırken de güzel hediyeler alıyorlar anneme, sağ olsunlar. Şimdi annemin mutfağındayız. Kendini hazırlamışsın. Arkadaşlar, size malzemeleri söyleyeceğim. 1 kilo kuru soğan, 1,5 kilo kapya biberi kırmızı, 2 kilo sivri biber, 1 demet maydanoz. Baharatlar eklenecek. Kıyma da 2 kilo eklenecek. Baharat olarak da biz isot ve salça kullanıyoruz. Daha lezzetli oluyor. Pul biber kullanmıyorsun değil mi anne? Yok. Tamam. Arkadaşlar, annem lahmacun içini sebzelerini hazırladı bu şekilde. Gördüğünüz gibi robottan geçirdik. Şimdi annem kıymasını, salçasını ve urfa biberini ekleyecek ve güzelce karıştıracak. Arkadaşlar, bu malzeme kişi sayısı veremiyorum ama 2 kiloluk kıymadan yapılıyor. Başla, dur. Annem göz kararı ekliyor salçasını, tuzunu, urfa biberini.
Urfa biberi daha lezzet veriyor. O yüzden biz Urfa biberi tercih ediyoruz. Arkadaşlar kıymada ortaya az kıyma tercih ettik. Evet, şimdi yağını ekliyoruz. Evet arkadaşlar, karışımımız da bitti. Şimdi lahmacuncuya götüreceğiz. Hamurunu o yapacak. Şimdi eşim bey gelip bizi aldı sağ olsun. Anneciğim ve miniğim de burada. Ya şu tatlılığa bakar mısınız? Bakın anneciğim. Ay. Şimdi fırına gidiyoruz. Fırından da size aşamaları çekeceğim. Takipte kalın. Evet arkadaşlar, biz geldik. Şimdi lahmacun hamuru hazırlanıyor. Şu anda yapım aşamasında. Sizleri çekeceğiz. Ustalarımız yapıyor. Siz koyun. Lahmacunlarımız hazırlandı. Oğlum ve eşim sıcak sıcak yediler böyle güzel güzel. Şimdi gideceğiz. Evet arkadaşlar, çorba, lahmacunları aldık ve geldik. Şimdi yengemin yanında bir yarım saat durup çıkacağız. Arkadaşlar biz eve geçtik. Yemeğimizi yedik. Mutfağımızı toparladım ve kendimize şöyle bir yorgunluk kahvesi yaptım. Ve yorgunluk kahvemi içerken de sizlere kapanışı yapmak istedim. Umarım keyifli izlediğiniz bir video olmuştur. Beğenerek izlemişsinizdir. Sizler lahmacununuzu nasıl yapıyorsunuz? İçerisine neler katıyorsunuz? Yorumlarda yazarsanız, bizimle paylaşırsanız birbirimizle fikir alışverişi yapmış oluruz. Mutlaka bekliyorum yorumlarınızı. Kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizi yaparak bana destek olursanız daha çok kişiye ulaşırım. Ve bu şekilde de hedefime daha çabuk ulaşırım. Bu yüzden destekleriniz benim için çok çok önemli. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.